Sayın Oğuzhan Kaya. AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Avukat Oğuzhan Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çorum yatırımlarını meclis kürsüsünden anlattı. AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Avukat Oğuzhan Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine söz aldı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz milletimiz, sizleri Gazi Meclisimizin kürsüsünden saygıyla selamlıyorum. Çorum'un 2019 yılında yaptığı 1,5 milyar dolarlık ihracata dikkat çeken milletvekili Kaya, Çorum sanayisinin daha fazla üretim yapması, istihdam sağlaması amacıyla hayata geçirilecek hızlı yük treni projesi için çalışmaları başlattıklarını söyledi. Tarım ve hayvancılık alanında ülkemizde önemli bir yere sahip olduğu kadar aynı zamanda bir sanayi ve üretim kentidir. Şehrimiz makina, tuğla, döküm, altın, kiremit, yumurta üretiminde birçok fabrika ve tesisle üretime ve istihdama katkı sağlamaktadır. Türkiye'deki 3 altın rafinerisinden bir tanesi Çorum'da bulunmaktadır. Bakıldığında çevre illerdeki ihracat rakamları 10-15-20 milyon dolar iken Çorum'un 2019 yılı verilerine göre ihracat rakamları 1,5 milyar dolardır. Burası çok önemli. Çorum'un 2002 yılındaki ihracat rakamları 29 milyon dolar iken bugün 1,5 milyar dolardır. Çorum sanayisinin daha fazla üretim yapması, istihdam sağlaması için işlediği mamul maddeyi limanlara götürmesi ve işleyeceği ham maddeyi Çorum'a taşıması, lojistik merkezlerine ulaşması için Çorum için elzem olan hızlı yük treni için çalışmaları başlattık. Projelendirme aşaması geçildi. İnşallah Çorum'da en yakın yer olan Delice'den Çorum ve Samsun'a kadar olan kısımda ihale edilerek Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yatırımlarından da bahseden Oğuzhan Kaya, tüm arazilerin sulanması için %10 alan sulanabilir arazi miktarını bugün %42'lere çıkardık dedi. Çorum'da en önemli üretim kaynağının tarım olduğunu düşünerek sulanabilecek tüm arazilerin sulanması için %10 olan sulanabilir arazi miktarını bugün %42'lere çıkardık. Kaya, ilçelere yapılan yatırımlarda hem sulama hem de içme suyu sorunlarının çözüme kavuştuğunu kaydetti. Alaca ilçemizde Koçhisar Barajı'nı yaptık. Koçhisar Barajı bittiğinde sulamasıyla beraber 120 bin dönüm araziyi sulayacak. İlk etapta 75 bin dönüm araziyi sulayan birinci kısmını tamamladık. Kapalı sulama devresiyle hizmete sunduk. Yine tımarlı sulama sistemiyle 80 bin dönüm araziyi suluyoruz. İskilip'te Dere Karkın Barajı'yla büyük bir araziyi suluyoruz. Osmancık'ta Dutlu Dere sulama ihalesini ihale ediyoruz. Sulama ihalesini ihaleye çıkarıyoruz. Ve Osmancık Laçin Dodurga ekonomisine 40 milyon liralık bir katkı sağlayacağız. Bunlarla beraber Osmancık içme suyu ihalatını 2021 Ocak ayında ihale ediyoruz. Ve Uğurludağ'da, Dodurga'da, Oğuzlar'da, Kargı'da, diğer ilçelerimizde de birçok içme suyu barajlarımızı ve sulamalarını hizmete sunuyoruz. Sungurlumuz için çok önemli olan Krankışla Barajı'nı 2021'de inşaatına başlıyoruz. Ve Sungurlu ilçemize de buradan içme suyu vereceğiz. Çorum'un Osmancık ilçesinde üretilen pirincin dünyaca üne sahip olduğunu kaydeden Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Çorum'a desteklemelerle bugüne kadar verdiği yatırım 328 milyon liradır şeklinde konuştu. Pirince ismini veren Osmancık şehrimizde pirinç üretiminde önemli mesafeler alıyoruz. Çorum ilimiz tarım
Ürünlerinin sıralamasında da Türkiye'de söz sahibidir. Trakale dediğimiz ürünün üretiminde Çorum ilimiz birinci sıradadır. Soğan üretiminde üçüncü sırada, yeşil mercimek üretiminde de dördüncü sıradadır. İnşallah hükümetimizin verdiği katkılarla bu üretimler devam edecektir. Tarım Bakanlığımızın Çorum'a desteklemelerle bugüne kadar verdiği yatırım 328 milyon liradır.